bir ihmal vardır. Ben bu vatandaşların oyunu HDP'liye verildiği halde ben kabul ediyorum diyor. Ama maalesef AK Parti ile ilgili, bizlerle ilgili olduğu zaman yani tavırlar değişiyor, işin içine hile deniyor, bilmem ne deniyor. Yani işte burada o zaman niye CHP, şu an itiraz eden CHP, o zaman neden sesini çıkarmadı HDP ile ilgili? Yani şu an bu sonucu lekelemeye, gölgelemeye çalışıyorlar. Ama gölgeleyemezler. Onlar onlarla beraber hareket edenler, dış güçler, onların ağababaları. Menderes Bey, başkanım, ekranda getiriyoruz şimdi CHP'nin geçmişte yaptığı itirazlar var. Aslında kendilerinin işte bir şekilde kazanamadığı, şey yapamadığı bütün seçimlere itiraz etmişler baktığınız zaman. Bak, bu belgesini de ben getirmişim. Aynı şeyleri da... maşallah. Beraber belgesini de getirmişim. Aynı şey. Evet, bir aynı. De artı bakın 60 yılında da aynı şeyi, belgesini aynı, aynısını verdik. Evet. Bunu da 60, Adnan Menderes rahmetlik benim adaşım kazandığı zaman da itiraz etmişler. Bugün de itiraz ediyorlar. Bunlar şeye alışmışlar. Ben şunu söyleyeyim, bu CHP zihniyeti atalarından, babalarından bunu gördüler. Demin hocamın söylediği gibi açık seçim, gizli tasnif. Evet. Anlatabildim mi? Ona alışık oldukları için, bir de darbeci zihniyetle büyüdükleri için yıllardır aslında bizler onları ötekileştirmiyoruz. Onlar bizi ötekileştiriyorlar. Onlar CHP zihniyetinin dışında hareket eden Anadolu çocuklarını, dedelerimiz, atalarımız Çanakkale Savaşı'nda savaştı ama sanki yani milliyetçi, muhafazakar insanların bu ülkede hiçbir yeri yokmuş gibi bir algı var onların zihniyetlerinde. Yani milliyetçi, muhafazakarsan, eğer CHP'li değilsen, sol görüşlü değilsen bu ülke senin değil. Bu ülkede senin hakkın yok, konuşma hakkın yok, ellerinden gelse bizlere oy bile kullandırmayacak derecededirler. Yani ben CHP mağduru bir ailenin çocuğuyum. 60 ihtilalinde benim babam Demokrat Parti'den belediye başkanıydı.